Dün gece yine sancılandım ama Fatih'e de söyleyemiyorum. Ufacık bir şey de beni hastaneye götürmeye kalkışıyor. İyice de acıktım. Şu yemeği yiyeyim de sonrasında internetten şu sancıların sebebini araştırayım. Çok da lezzetli. İyice de kilo aldım. Nasıl vereceğim bu kiloları? Yanaklarım da dolu dolu oldu. Yine başladı sancılar. Bu sefer arayacağım Fatih'i. Daha bir ayı var. Alo Fatih, ben çok kötüyüm. Karıcığım, kendine haksızlık etme. Tamam, bazen huysuz olabiliyorsun ama bu senin kötü olduğunu anlamına gelmiyor. Fatih, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Kötüyüm yani sancım var. Ne? Sancım mı var? Ne yapacaktık? Dur, Elif sakın bir yere ayrılma, kıpırdama geliyorum. Ama hayır, daha bir ay var. Ne sancısı bu? Bilmiyorum, çok kötüyüm. Hadi gel. Nerede kaldı bu Fatih ya? Acaba annemi arasam mı? Ama yok yok. Ya önemli bir şey değilse hemen gelirsek gerek yok. Of. Hadi Fatih, hadi. Bak Zeynep, seninle bir şey konuşacağım ama Arda'nın ablası olarak değil, senin bir arkadaşın olarak. Sizin bu Arda'yla aranızda ne geçti? Çocuğun yüzü hep asık. Şey Canan abla, biz onunla biraz tartıştık da. Ama Zeynep bu böyle olmaz. Sürekli tartışıyorsunuz. Siz ileride evleneceksiniz. Birini sinirliyken öbürünü sussun, alttan alsın. Daha sonrasında sakin kafayla konuşursunuz. Birbirinizi de kırmamış olursunuz. Doğru söylüyorsun Canan abla. Ben biraz fevri davrandım. Ama ne yapayım? Konu Begüm olunca çıldırıyorum. Begüm bile olsa Arda'ya güvenmelisin. Onun gözü senden başkasını görmez. Evet. Ona biraz haksızlık ettim. Abla, ben evrakları evde unutmuşum da anahtarı almaya geldim. Arda, hoş geldin. Benim de seninle konuşacaklarım vardı. Daha bitmedi mi söyleyeceğin laflar? Anladım ben. Sen bana güvenmiyorsun. Arda, sana söyleyeceğim şeyi bilmeden niye benimle böyle ters konuşuyorsun? Aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. O kız hala işten çıkmadı mı diyeceksin. Çıkmadı. Ne yapabilirim? Zaten geç kalıyorum. Çıkmam lazım. Abla, anahtarı sormuştum. Şuradaki dolabın üstünde. Ama Arda, biraz dursaydın, Zeynep'le konuşsaydınız. Canan abla, benim konuşacak bir şeyim yok. Müsaade edersen çıkmak istiyorum. Şuna bak ya. Ne dedim ki ben ona? Hemen de beni tersliyor. Arda, nasıl davrandın öyle nişanlına? O kız o lafları hak ediyor mu? Abla, ben Zeynep'i o kadar çok seviyorum ki sana anlatamam. Ama anladığım kadarıyla o beni sevmiyor. Şimdi anlıyorum da nişanlanmayı da ben istediğim için kabul etti. Eğer ben onu mutlu edemeyeceksem ayrılabiliriz. Sen ne diyorsun be Arda? Hemen ilk kavgada ayrılanır mıymış? Bak biz eniştenle kaç yıldır evliyiz. Ne kavgalar ettik. Ama her zaman empati kurup karşı tarafı anlamaya çalıştık. Ben kadınları anlamıyorum. Neyse, işe gitmem lazım. Ortada hiçbir sebep yokken ayrılanır mı? İkisi de birbirini çok seviyor. Benim ne yapıp ne edip onları geri bir araya getirmem lazım. Anladım ben. Artık beni sevmiyor ama ben onu çok seviyorum. En iyisi ben ondan ayrılayım da sevmediği bir kızla ömür geçirmesin. Ama ben de daha kimseyle evlenmem. Arda... Fatih Bey, doğum zamanı gelmiş. Elif Hanım'ı doğumhaneye alalım. Siz de burada bekleyin. Ama olmaz. Daha erken. Daha 38 haftasını doldurmadı bebek. Elifciğim, ben de farkındayım. Hem çocuğun gelişimi gayet iyiydi. Seni şimdi doğuma almazsak bebeğin hayati riski oluşacak. Hayır hayır doktor hanım. Elif'e de bebeğe de bir şey olmasın. Az önce çektiğimiz ultrasonda gördüğümüz kadarıyla... Doğum sancıları başlayalı 20 gün olmuş. Bu biraz erken doğum olacak ama Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Elif, sen 20 gündür sancı mı çekiyordun? Niye bana söylemedin? Ne bileyim Fatih,
Kızma bana. Ben aslında şimdi de demeyecektim sancılarımı. Elif, niye sağlığını böyle bir riske atıyorsun? Ya sana bir şey olsaydı? Fatih Bey, işinizle vedalaşın. Doğumhaneye girmemiz lazım. Fatih, annemlere haber ver. Alo, Serpil anne. Elif'i doğuma aldılar. Evet, doğuma girdi. Her zamanki hastanedeyiz. Ne zaman çıkar acaba? Ya sen niye geliyorsun gelinlik alışverişine? Zehra, bari bırak da buna karışabileyim. Buğra Bey, daha dün olmadan başladınız konuşmaya. Sen iç güveysi geliyorsun diye mi bu afran tafran? İstemiyorsan düğüne daha var. Yol yakınken ayrılalım. Ya Zehra, ne ayrılması? İç güveysi falan ayıp oluyor Zehra. Hem biz sadece bir süreliğine yaşayacağız o evde. O da sırf baban için. Kusura bakma Buğra eğer kırdıysam. Ama düğün alışveriş yapıyoruz. Stresim çok. Bir de diyorsun ki her alışverişinize ben de geleceğim. Peki o zaman. Sen kafana göre takıl. Ben yanında kalabalık etmeyeyim. Üf Buğra dur. Özür dilerim. Ne dedin? Duydun ya az önce dedim. Özür dilerim işte anla. Tamam. Seni sinir etmek hoşuma gidiyor. Öyle mi? İç güveysi damat. Zehra. Alo? Ne? Ama daha vardı. Tamam. Buğra şuradan bir taksi çevir. Acil hastaneye gidiyoruz. Ne oldu? Kötü bir şey yok inşallah. Yok. Teyze alıyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer hala değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Her birinize cevap veremesem de yorumlarınızı okuyorum. Fikir ve önerilerinizi de dikkate alıyorum. Bu arada Ponilerin Maceraları kanalımızda çok güzel bir seriye başladık. O serimizi de izlerseniz çok seviniriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.